Ukrayna Savaşı Amerika silah sanayine yaradı. Böyle bir söz var. Bu sözü eden de bir Rusyalı değil, bir Amerikalı üstelik. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan. The New York Times'a bir yazı yazdı ve Ukrayna Savaşı Amerikan silah sanayini daha güçlü hale getiriyor. Vatandaşımıza da istihdam sağlıyor diyor. Bir itiraf aslında. Ukrayna Savaşı Amerika Birleşik Devletleri silah sanayine yaradı. Bu ifadeler Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a ait. Sullivan, The New York Times'ta yayınlanan makalesinde savunma harcamalarını artıran NATO üyelerinin ortak savunmaya ve Amerikan silahlarına olan bağlılığının arttığını vurguladı. Müttefiklerimiz Amerika'da üretilen silah platformlarına ve mühimmatlara daha fazla harcama yapıyor. Kongre tarafından Ukrayna'ya tahsis edilen ek fonlara yaptığımız yatırımlarla birleştiğinde bu fon ABD genelindeki üretim hatlarını canlandırmak ve Amerikalılara iş sağlamak için kullanılıyor. Ekonomimizi güçlendirirken Amerika Birleşik Devletleri'ni ve dünyayı daha güvenli hale getiren silahlar üretiyoruz. Sullivan, Ukrayna işgaline karşı güçlü bir yanıt veren NATO ülkelerine daha fazla savunma harcaması çaresinde de bulundu. 32 NATO üyesinden 23'ünün 2024'te %2'lik hedefi karşılaması veya aşması bekleniyor. Bu rakam 2020'de 9, 2016'da ise sadece 5'ti. Sadece bu yıl Amerika'nın NATO ortakları yani Kanada ve 30 Avrupa ülkesi savunmaya tahminen 506,7 milyar dolar harcayacak. Bu Trump dönemindeki 2016 ile 2020 arasında 70 milyar dolarlık artışa kıyasla 181 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Saliba'nın ifadeleri bazı uzmanlarca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde iç siyasete yönelik mesajlar olarak da değerlendirilirken, darın Trump'sa yeniden seçilmesi halinde Washington yönetiminin Ukrayna savaşına diplomatik çözüm arayışlarına öncelik vereceği yönünde mesajlar veriyor.